Herkese merhaba. Japon mutfağını sevenler, sushi'ye bayılanlar bu mekana dikkat edin. Kumiko, CVK Bosphorus Oteli içinde yepyeni açılmış bir mekan. Barış Bey, şimdi size topu atıyorum. Biraz bize buradan bahsedin lütfen. Kumiko 3 aylık bir restoran. 3 ay oldu açılı. CVK Park Bosphorus Oteli'nin hemen yanı başında açılmış bir mekan. İsmini Japon ahşap sanatından alıyor. Japon ahşap sanatında da çivi veya yapıştırıcı kullanılmadan üretilen sanata bu isim addediliyor. 6 asırdır aslında o bölgede yapılan bir sanat. Gayet şık ve aydınlık, ferah bir mekan. Evet, ahşap sanatından aldığı için ismini biraz daha tema ve dokunuşlarda bunlara özen gösterdik zaten gördüğünüz gibi iç mimaride de. Klasik çok koyu renkli ve siyahların aksine biraz daha aydınlık ve ferah bir mekan olmasını tercih ettik tabii ki bunun için. Takeaway de var. Takeaway paket servislerimiz paket var. Servis online var. Sipariş kanallarında hepsinde varız. Evet. Aynı zamanda tabii ki bu güzel mekanda da misafirlerimizi ağırlayabiliyoruz. Şöyle biraz mekanı da çekelim. Evet. Çok güzel. Kokteyllerimiz var. Japon içkilerimiz var. Özel Japon içkilerimiz var. Özellikle Japon içkilerinden tabii denince akla sake gelir. Evet. Menümüzde bulundurduğumuz sakemiz yaklaşık 300 yıldır üretilen bir marka. Sakelerimiz de gerçek çok özel olarak seçtiğimiz ürünler. Evet. Bu da o ürünlerin ekspresyonlarından bir tanesi. Fresh olarak geçiyor. Çok hafif ve taze içimli bir sakedir. Evet. Normalde ben pek içemem ama güzelmiş içim. Bunu şart mı yapıyoruz yoksa böyle yavaş yavaş? Yok. Aslı o şekilde yavaş yavaş içiyoruz. Daha fresh, rahat bir içimli olduğu için ön yargısı olanlar da çok rahat bir şekilde içebiliyor. Şimdi birazdan şefimiz yemekleri anlatıyor. Yemeklere geçiyoruz. Her gün günlük taze gelen balıklar ve Japonya'dan gelen sushi malzemeleriyle hazırlanan sashimiler, nigiriler, maki ve roller de menüde yer alıyor. Sushileri inanılmaz lezzetliydi, çok başarılı buldum. Böyle gözünüzün önünde klasik Japon stili mutfağında yapılıyor ve önünüze sunuluyor. Menüde shake tartar, suzuki sunamonu, edamame gibi başlangıçlar, acılı ekşili tavuk çorbası, miso çorbası, sebzeli karidesi dana etli seçenekleriyle Japon mantısı gyozalar, sebzeli ve karidesli çin böreği gibi atıştırmalıklar, yosun salatası, wakame salata ve sebzeli tofu salatası şeklinde salatalar, noodle'lar ve tempuralar da bulunuyor. Ve şimdi geliyoruz bizim seçimlerimize. Evet, Kumiko'nun şefi, Kamber Şef yanımızda. Merhaba. Biraz bize buranın mutfağını, bize sunduğunuz yemekleri anlatır mısınız? Diğer mutfağa nazaran biraz geleneklere biz önem veriyoruz. Yapılış tarzlarına önem veriyoruz. 4 ana bölümden oluşan bir Japon mutfağı var. İşte başlangıçlarımız nedir? Bunlardan bir tanesi edamame. Buna benzer bir tür yemeklerimiz vardır. Olmaz. Sonra tabii ki yakimono dediğimiz gruplar var. Bu yakimono dediğimiz gruplarda da nedir? Izgarada kızartma tarzlarımız var. İşte yakitori tare dediğimiz, sukune dediğimiz tavuk köftemiz de var. Ona benzer birçok şeyler bir var. Bir de yaklaşalım buna. Yakitori tare dediğimiz, agenomo dediğimiz derin yağda kızartmalarla ilgili bir bölüm var. Bir korn tempura, ebi tempura dediğimiz karides tempuralar, yasai dediğimiz yasai tempuralar, kakiyageler, bütün derin yağda çıkan sebzeler ve kızartmaların hepsi o bölümden çıkıyor. Yakimono grubundan Japonlara özgü gyoza dediğimiz sebzeli dana etli ya da karidesli gyozamız var, mantımız var. Biraz nostalji olsun diye araya çin böreklerini de koyduk. Ana yemeklerde de birçok ürünlerimiz var. Buradan bir tanesini sunduk. Bu da karai yakiniku dedik. Yani hafif böyle acımsı, soslu dana eti, sebzeli bir dana eti olarak. İşte buna benzer butashogayaki ya da gyushogayaki birçok ana yemekler var. Efsane. Misafirlerimiz hep şunu ayrı tutar. Sushi ayrı bölümde değil aslında birbirini tamamlayan mutfaklardır. Ki bu da sushi bölümü, sushi menümüzde o kadar çok zengin şeylerimiz var ki geleneksel sushi haricinde bizim kendimize özgü sushilerimiz de mevcut. Mesela neler var şu an bizim masamızda? Ageno ebi dediğimiz derin yağda kızartılmış karidesimiz var ki hafif böyle bir sosla veriyoruz bunu. Dragon, klasik dragonlardan ama biz iç dizaynı biraz değiştirdik, kendimize özgü yaptık, içine Japon omleti de ilave ettik. Tabii öyle bir lezzet kattık. California roll, klasik California rollerden. Evet. Günkan dediğimiz sushi'miz var, o da karidesi içinde ananas ve avokado sosla marine edilmiş. Evet. Dışı tamamıyla salatalık kaplama. Yalnızsam kaygan biraz. Evet. Alamadım onu. Evet. Boston tarzı bir rol ama Boston değil çünkü içerisinde gene yumurta, avokado ve üzerinde wasabi tobiku pürmüzlenmiş somonla elde ettiğimiz bir sushi'miz var. Bayılalım mı? Ve bunun gibi birçok çeşidimiz var. Ay sushi'ler harika. Elinize sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Tatlılarda ne var? Tatlılarda bizim Japon cheesecake'imiz var. Artı Japonların kendine özgü mochi
evet. dedikleri var. Mochi çilek, mochi vanilya, mochi işte wasabi dediğimiz. Bir de kendimizin yaptığımız dondurmamız var. Tamam. Çay dondurması. Hı hı. Fiyatlar niye böyle? Mesela diğer yerlerle karşılaştırdığım zaman böyle bir yer için gayet güzel fiyatlar. Nasıl belirlediniz bunu? Şununla alakalı biz ilk etapta Kumiko'yu açarken ahşap sanatı. Evet. Hiçbir etki olmadan, hı hı. hiçbir metal olmadan birleştirilen bir ahşap evet, sanatı. Evet. Ki güzelliği birleştirmek. Hı hı. Tadımızla, damağımızla, işte o lezzetimizle bir şeyleri bütünleştirelim dedik. Bir zamana bağlı bir durum. İlk etapta dedik ki bu damak zevkini biz insanlara sunmamız gerekiyor. Şimdi menü fiyatlarını da sizlerle paylaşıyorum iPad üzerinden. Oradan bakabilirsiniz. Bu ortama, bu kaliteli lezzetlere, bu güzel ambiyansa göre çok uygun bence. Teşekkür ediyorum şefim. Harikasınız. Ben teşekkür ediyorum. Ne demek? Her zaman. Görüşmek bekliyoruz. Üzere. Kumiko 3 ay önce açılan aslında yepyeni bir mekan. Çok güzel lezzetleri var. Gerçekten çok başarılı. Ve bunu insanlara tanıtabilmek amacıyla sanırım ulaşılabilir fiyatlar yapmışlar. Yani bu kaliteye, bu lezzete, bu ortama ki takeaway de yapıyorlar. Gerçekten ulaşılabilir rakamlar bunlar. Mutlaka deneyin, bayılacaksınız.